Selam arkadaşlar. Yine yengemle bir video çekiyoruz. Çünkü onu bulmuşken hepsini yaptıracağım. Yengemler İskenderun'da kaldılar bir süre. Değil mi yenge? Orada Hatay'ın çok ünlü bir kurabiyesi var, kömbe. Onu yapacağız şimdi. Bunu da yengem gerçekten çok güzel yapar. Şimdi ilk önce arkadaşlar kömbenin baharatını aktarlardan alabilirsiniz. Kömbe baharatı derseniz veriyorlar ve tabii ki kömbeyi yapmanız için de böyle bir aparatı var. Bunlar da aktarlarda satılıyor böyle çeşit çeşit. Biz bunu aldık. Böyle bunun çiçekleri falan da var. Alabilirsiniz. Yalnız baharatçıdan aldıktan sonra bunu önce bir yıkıyorsunuz, kuruyor. Daha sonra arkadaşlar biraz böyle yağla yağlıyorsunuz. Yine içine çekiyor, kuruyor. Aklınızda bulunsun. İlk önce yengecim malzemeleri bir bize sayı ver bakalım. 125 gram margarin. Margarinimiz yumuşak olacak. Evet. Bir tatlı kaşığı dolu dolu kömbe baharatımız var. Yarım bardak yoğurdumuz var. Yarım bardak sıvı yağımız var. Bir bardak şekerimiz var. 3 bardak da unumuz var. Kabartma tozu, vanilya. Hamuru yoğurduktan sonra belli bir şekil verip susama batırıyoruz. Susama batırdıktan sonra aparatına batırıyoruz. Öyle çıkartıyoruz çünkü aparatı yokken yapmaya kalktığınız zaman o susamlar komple dökülüyor. Normal kurabiye haline geliyor çünkü. Tamam. Ben bir kere denedim. Misafirim gelecekti, aparatım yoktu. Komple bütün susamlar döküldü. O yüzden olmuyor. Evet. Bunun özelliği aparatın olması gerekiyor. Şöyle gösterelim. Yani ister plastik olsun, ister tahta olsun alıp yapabilirsiniz. Evet, Başlayalım şimdi şimdi Bismillah tarifimize. yengem başlıyor. Yumuşak yağımızı koyduk. Yoğurdumuzu ekledik. Sıvı yağımızı ekledik. Hocam sıyırayım. Sıyırma olmasın. Bu tarifi rahatlıkla yapabilirsiniz. %100 tutan tarif. Çünkü yengem bunu çok fazla yapıyor. Hatta biz İskenderun'a geldiğimiz zaman ilk hazır almıştık. Hatırlıyor musun? Çok hoşumuza gitmişti. Sonra yengem Evet. oradayken onu bir güzel öğrendi ki. Şimdi sık sık yapıyoruz. Şimdi biraz şekeri eritmek için İyice hamurumuzu yoğuruyoruz. yoğuruyoruz. Zaten margarin de yumuşak olduğu için. Evet, çok rahat oluyor. Yine söyleyelim, kömbenin arkadaşlar baharatını koyarken dolu dolu böyle kaşık tepelime dolu olsun. Şeker kaşığınız, o tatlı kaşığınız tepelime dolu olsun ki o kömbenin tadı gelsin, değil mi yenge? Evet, bu kömbe baharatında 25 çeşit Baharat. baharat mevcutmuş. Evet. İşte onun da kokusu o güzelliği ona veriyor. Eğer bunu koymazsanız normal kurabiye oluyor çünkü. Evet. Bu videodan önce biliyorsunuz arkadaşlar simit yapmıştık. Şimdi simitler pişiyor. Bu ikinci videomuzda da kömbe yapıyoruz. Baharatımızı karıştırdık. Şimdiden baharat mis gibi koktu. Evet, 3 bardak unumuz vardı. Yengeciğim vanilya ile kabartma tozunu ekleyeyim Unun mi artık üstüne sana? Bunun üstüne ikisini dökebilirsin. de dökeceğim. Evet. Bismillah. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Çok iyi oldu. Böyle kanalımın konuğu gibi oldun yenge. Aynen öyle. Çok iyi oldu. Ya, 3 bardak yetmedi bize. Çünkü bazen yoğurttan, bazen yağdan, hani tam milim olarak ölçemediğimiz için. Evet. Biz tabii göz kararı yarım koyuyoruz. Yani. Şimdi o zaman ben sana biraz un ekliyorum. Şimdi bir bardak sen bana hazırla. Ben ona göre malzemenin içine aldırayım onu. Tamam. Dur, şöyle yapalım. Doğru söyledim. Bak bu çok güzel püf nokta. Neden yetmiyor? Çünkü doğru tam ölçüyle yapamıyoruz. Göz kararı yarım su bardağı diyoruz.
Dökeyim mi yengeç? Dök. Yengem benim amcamın eşi. En küçük amcamın eşi. Hamurcular diyarında. Evet. Hamur yapmayı pek severler. Hepsini dökebilirsin. Tamam şöyle. Sen bana gene söylersin. Eksiksen hemen ilave ederiz. Ay burada simitlerimizi yine sana göstermem lazım çünkü şöyle bir bismillah nasıl oluyor? 2 dakika daha dursun ki 2-3 dakika daha kıtır olsun. Tutalım. Yandım. Evet. Şöyle. Ay. 2-3 dakika daha tutalım onları. Çok az bir şey koyacağız. Kulak memesi kıvamında olduğu zaman yumuşak bir hamur, sert bir hamur olmuyor. Sert hamur istemiyoruz. Evet, kulak yumuşak. Zaten genellikle hamurlar kulak evet. memesi yumuşaklığında oluyor. Sert olunca bu sefer yaptığın şey de çok sert oluyor. Evet. Yemesi de hoş olmuyor yani. Ben bütün evet yenge bayağı güzel bir hamur oldu bu. Evet. Ben de dokunayım. Hazır bak. Ay çok güzel. Böyle çiğ yesek? Yenir. Çiğ sevenler için, ay, ben sevmediğim güzel. için. Şeker var ya içinde. Şimdi tepsimizi getiriyorum. Genellikle cevizle yapıyorlar, boş yapıyorlar. Tabi malum ceviz çok ucuz olduğu için sade yapıyoruz. Ceviz olunca cevizle yapıyoruz. Tamam. Evet, yani bir ceviz büyüklüğünde yapabiliriz. Şimdi ceviz olduğu zaman hemen arasına koyup mesela şeye koyuyoruz. Kalıbımıza. Şimdi bunu böyle yuvarlıyoruz. Tamam. Susamlıyoruz ve kalıbımıza geçiriyoruz. Anladım. Ki altındaki susamlar tutsun. Tek başına koyduğun zaman susam saniyede dökülüyor. İşte arkadaşlar bunlar böyle oluyorlar. Ay yenge sen şey yap, ben susamlayayım. Böyle koyayım kalıbı. Çok hoşuma tamam. gitti. Şimdi bunları susamlara yuvarlarken ben şöyle bir dikkat ediyorum. Her tarafını buluyorum ki yanlarında susamsız yer kaldığı zaman sanki insanda düz kurabiye tadı bir geliyor değil mi? Evet. Tamam. Ama susamlı olduğu zaman Emine böyle taşmayacak şekilde çevirdiğin zaman hemen sana kalıbını şöyle yapıyorum. Veriyor. Evet. Aa çıktı. Tamam. O zaman evet. sen böyle koy, ben susamlayayım, bir de öyle yapayım. Şimdi böyle buralara kadar yaptık mı tam gelecek. Ona dikkat etmemiz lazım. Tamam. Şimdi bakayım ben de bir kere yapayım. Bak nasıl alışmış, hep kendisi yapıyor. Al dene. Şimdi yengeciğim bismillah. Bak bunu böyle kalıbın bütününü alırsanız. Ama gözükmüyor ki şu anda. Kalıp, yok. Şimdi arkadaşlar ceviz büyüklüğünde yaptım. Yengeciğim şuradan tuttum. Sağını solunu her evet. yerini buladım. Evet. Geldim. Yaydırıyorsun. Yaydırıyorum. Komple. Tamamen şöyle. Şeklini alsın. Şeklini alsın diye. Evet. Çeviriyoruz ve şekli geliyor elinize. Gelemiyor, geldi. Geliyor, geliyor. Böyle. Daha önce yağlandığı için bu. Evet. Yağlanmasaydı yapışabilirdi. Heh. Tamam, sen o zaman burayı bırak. Ben onu kalıplayayım. Aa, çok eğlenceli. Koyuyoruz. Köyde bizim yeğenler bayılıyor bunlara yenge. Hadi yap bize kömbe. Evet. Yapıyorum. Yürü görürüm. Evet şimdi. Dediğim gibi bunu yapmak istiyorsanız aktarlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Hem baharatı satılıyor, hem şeyi aparatı satılıyor. Yalnız bir şey hatırlatmak isterim. Yani biz Trakyalıyız. Trakya'da kömbe baharatı yok. İskenderun'da otururken bana dediler ki oralarda bulamazsınız. Anca İstanbul'da kapalı çarşıda. Başka yerlerde yoktur. Ama ben Samsun'da buldum. Şimdi buraları, bu bölgeler daha yapabilen bölgeler. Ama Trakya'da bu bilmiyor ki. Ben yaptığım zaman ilk herkes nasıl bir şey diye şaşırmıştı yani. Bilmiyorlar çünkü. Nereden bilsin? Doğru. Her yörenin farklı yemeği var ama ben Samsun'da buldum arkadaşlar. Samsun'da gidiyorsunuz, aktarların hepsinde var. Eğer yapacaksanız yani, demek ki büyük şehirlerde bulunabiliyor. Tabii ki.
Ama bizim Trakya tarafında yok. Sadece kapalı çarşını bulabilirsiniz dediler. Gerçi ben gelirken bayağı bir almıştım. Onun için bayağı gider diye düşünüyorum. Arkadaşlar bitirdik yengemle. Yaptık kömbelerimizi. Şimdi 180 derecelik fırına sokuyoruz arkadaşlar. Pişsin bakalım. Arkadaşlar pişti. Hemen çıkartalım. Ay o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Çok güzel kokuyor. Şimdi şöyle altını da göstereceğim size. Şöyle şunu çevirelim mesela. Bakın altı da pişti. Üstü de pişti. Şimdi sunum tabağına alalım. Sunum tabağıma da aldım arkadaşlar. Şimdi bir tane deniyoruz. Sıcak ama sıcak sıcak. Çok güzel. Hem kömbe baharatı harika bir lezzet veriyor. Hem de üstündeki susam mükemmel bir tat veriyor. Deneyin arkadaşlar. Tam tarif tutar. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.